Merhaba arkadaşlar. Bu madde ile ilgili son videomuz. Bunda da yine genel bir konu tekrarı yapmak açısından karşınıza geldim. Bir konu tekrarıyla bunu bağlaştırmış olalım sorular üzerinde. Periyodik sistemle ilgili başlayalım şimdi. Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup adı verilir. Doğru, 18 tane periyot, 7 tane grup vardır. 18 tane periyot, 7 tane grup yoktur. 18 tane grup, 7 tane periyot vardır. Cevabımız B seçeneği yanlıştır diyoruz. Devam edelim. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki hangisi doğrudur? X, 3. periyot 1A grubundadır. Doğru. Y, 2. periyot 8, 7, 6A grubundadır. Z, 3. periyot 8A grubundadır. Üçünün de birleştiği yer A seçeneği doğrudur diyoruz. Yukarıdaki tabloda elementlerin hangisi ya da hangileri de hata yapılmıştır diye verilmiş. Berilyum 2-2 doğru. 2-8-3 doğru. 2-8-5 doğru. İkinci periyot 2A grubu doğru. Üçüncü periyot 3A grubu doğru. Üçüncü periyot 5A grubu yanlış. Hata yapılan yalnız 3 B seçeneği diyoruz. Proton sayısı 16 olan element periyodik sistemde nerede bulunur? Bunu dalga dalga açmaya yapıyorduk. 2, 8, 6. Üçüncü periyot değil mi? Hani burası 2 ondan sonra 8 alıyordu. Yani şöyle olmuyordu. 1, 8 olmaz. Mecburen 2 olacak ki diğerine geçebilelim. 3. periyot 6A grubu C seçeneği dedik. Genel konu tekrar açısından yapıyoruz. Periyodik sistemde elementler aşağıdaki verilen özelliklerden hangisine bakılarak sıralanır? Atom numarası, proton sayısına bakarak sıralanacak. Kütle numarası değil. Proton sayısı ve kimyasal özelliklerine bakarak cevabımız A seçeneği diyoruz. Kimyasal özellikleri benzer olacak, aynı olmayacak. Bunu da dikkat etmiş olalım. Yani aslında o soruda da fiziksel özellikle bir nevi çağrışım yapıyor. Fiziksel özelliklerde metaller bir tarafa toplanmış. O da bir yaklaşım olabilir. Yandaki periyodik cetvel kesitinde yapılan hatayı aşağıdaki öğrencilerden hangisi düzeltmiştir? Olmaz ya, bu olmaz. Şuradaki bununla bu yer değiştirmesi gerekir değil mi? Elementler proton sayılarının artışına göre sıralandığı için B ile MG. Var mı B ile MG? Var. Elementler benzer kimyasal özelliklerine göre üst üste sıralanacağı için kısmen doğru da numarasını verdiği için ona da dikkat edelim. Katman sayıları aynı olanlar yan yana, kimyasal özellikleri benzer olanlar üst üste sıralanacağı için bu daha çok mantıklı bir cevap. Son katmandaki elektron sayısı yok. Cevabımız Ceyhan daha mantıklı değil mi? Kimyasal özellikler de hem benzer olacak. Bir önceki soruya atıfta bulunalım. Bir de katman sayıları aynı olanlar yan yana olacak. Onu da belirmiş olalım. Mesela berilyumu ben 2 diye ayırdım. 2 katmanı var. Boru 2-3 diye ayırdım. 2 katmanı var. Yan yana olacak. 2A grubu, 3A grubu gibi. Devam edelim sorumuza. Ben elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre, atom aralıklarına göre sıraladım. Benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey olarak sıraladım. Tamam. Mendeleyev zamanında bilinen 62 elementi artan atom aralıklarına göre ve 8 elementinde falan işte. Newlands benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturdum demiş. Aslında Newlands bir kere burada sıralama yanlış olmuş da hangisi yanlış dediği mi sorulmuş diye bilmiyorum ama şuradaki 3 numarayla bu Newlands bunu yapmış aslında. Yer değiştirmesi gerekirdi. 4 numara C olacak aslında. 4C olacak. 4C. Zaten onu istemiş bizden. 4C olan bir tek Bolu'da var diyoruz. Ben bu Newlands'ı bu söylememiş dedik. 4C olacağı için şıklar kolay olmuş biraz. Biraz daha zor bekleyebilirdik soruyu. Sanki güzel gibi duruyordu. Bazı elementler benzer kimyasal özelliklerine göre gruplandırmak istenir. Farkındaysanız sorularda hep benzer kimyasal özellik diyor. Aynı demiyor. Buna göre hangisi bu grubun dışında kalır demiş. Helyum 8A grubu soygaz 2, neon 2-8-8A grubu soygaz, argon 2-8-8 değil mi? Açıyoruz tek tek bunları. Hidrojen 1A grubu, 1A grubu, 1A grubu doğru da çok dikkat edeceğim bir insan.
2-2 2A grubu, 2-8-2 2A grubu, flor 2-7 2-8-7 7A grubu. Hepsi grupları doğru da Ceyhan'daki hidrojen benzer kimyasal özellik gösterdiği için metal olmaz. Değil mi? Aynı grupta ama hidrojen ametaldir olduğu için başka bir gruba konmak zorundadır. X elementi periyodik cetvelde argon 18 elementinden bir sonra gelmektedir. Argondan bir sonra geliyorsa 2, 8, 8 en sonda 8A'da, o zaman bir sonra geliyorsa X bir kere 1A grubunda olacak. X 1A grubunda olacak. Burasını 1A diye düşünürsem evet olabilir, olabilir. Bu bir kere olmaz. Eğer bura 1A ise bura 2A olmaz. Olabilir. Y elementi bir elektron verince neon elementinin elektron dağılımı oluşmaktadır. Demek ki neonun elektron dağılımı, güzel soruymuş ha, 10. 8, 2 daha 10. Demek ki bir elektron vermeden önce böyleymişmiş. Demek ki buradaki Y de, buradaki Y de buymuş değil mi? 11'miş numarası. Bu da o zaman ne olacak? En başta 1A grubunda olacak. X de 1A grubunda olacak. Hem X hem Y 1A grubunda olacak. Ama olayımız şu, olayımız şu. X'in numarası 19 değil mi? 18'den sonra geliyor ya. Y'nin de numarası 11. X'in 19, Y'nin 11. Demek ki Y biraz daha bir üstü olacak. Numarası 11, bunun da 19. Tamam. O zaman 2, 8, 1'den 3. periyot 1A grubu. O da 4. periyot 1A grubu. Yakaladım. Y, X'in önünde olacak. Doğru. Bu olmaz. Bu da gitti. Gelelim Z'nin yine. Z elementi magnezyum 12 elementi ile aynı grupta. Magnezyum 12 elementinin bir üstünde yer almaktadır. O zaman Z bir üstünde yer alıyorsa, burası böyleydi. Hatırladık mı burayı arkadaşlar? Şöyle grubumuz bu. Şu magnezyum buradaydı, bizim arkadaşımız burada olacak. Dolayısıyla şu 281 3. periyot 1A grubu burada olacak, o da burada olacak. Yani bizim şeklimiz böyle bir şey olacak diyoruz. Cevabımızı A seçeneği olarak bulmuş olduk. Güzel soruymuş. Biraz baktık ama güzelmiş. Hidrojen elektron dizilimi doğrudur. Ametal ama. Hemen yazıyorum. Azot 2,5, neon 2,8, sodyum 2,81. En altta bir kere en altta olan bir kere periyot numarası en fazla olacak. Ne kadar çok dalga o kadar çok altta. Dalgalar fazlaysa büyük olan büyük olacak. Cevabımız sodyum en alttadır diyoruz. Numarası 11 çünkü değil mi? Numarası 10, numarası 7, numarası 1. Periyodik sistemde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aynı atomların katman sayısı değişmez. Bak hepsi aynı periyotta katman sayısı değişmedi. Doğru. B unit atomların değerlik elektron sayısı artar. Değişmez. Hepsi aynı gruptadır da şuradaki helyum hariç. O da azalır demesi lazım. Yanlış. C unit atomların proton sayısı artar. Proton sayısı bir kere azalır. Yanlış. D unit atomların katman sayıları azalır. Katman sayısı aşağı doğru artar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katman diye. Cevabımız Adana seçeneği oldu. Elementlerin sınıflandırılması. Bir de buna bakalım. Metal elementlerin özellikleriyle ilgili hangisi doğrudur? Metaller mat değildir, kırılgan değillerdir, elektrik akımını ve ısıyı iletmezler. Yüzeyleri parlak ve ışığı yansıtırlar. Cevap D diyoruz. Biraz fazla sorumuz olduğu için biraz hızlı geçeceğim buraları. Ametaller için ısı ve elektriği iyi iletirler. Yanlış. Elektron almak, ametal alır, metal verir. Tel ve lev haline getirilemez. 1 ve 3 cevabım C seçeneği diyoruz. Bu son slaytımız arkadaşlar. Bu ünitenin konu olarak son slaytı. O bakımdan tekrar tekrar dinleyelim buraları. Önemli. Periyodik cetvel kesitinde yerleri belirtilen elementlerin türleri. 1A grubunda olduğu için metal. Hidrojen hariç diyeceğim. Burada olsaydı o ametaldi ama. Flor ametal. Argon soygazdır. Şıklarda varsa soygaz diyeceğim. Yoksa ametal diye işaretleyeceğim. Cevap Ceyhan, çünkü soy gazlar da bir nevi ametaldir ama işte yörüngeleri doğru olduğu için, herkes onlara benzemek istediği için onları ayrıyeten soy gaz diye nitelendiriyoruz. Bunun 2A grubu olduğu için metal, 2, 6, 6A grubu olduğu için ametal,
bu metal grubuna girdi, bu ametal grubuna girdi. Neon 2.8 yörüngesi olduğu için soygaz neon. Neon cevap Adana'mız çıkmış oldu. Devam edelim. Evlerimizde termometreler içerisinde kullanılır cıva. Bilmek zorunda değiliz ama cıva. İnşaat malzemeleri ve camların dışını parmaklık yapımında kullanılır altın, yok demir. Demir, FE. 7. sınıftan kalma bir soru. Akü imalatında içinde kullanılır, mermer yapımında kullanılır. Cevabımız kurşun olacaktı. Denizli diyoruz. Kullanım alanları 7. sınıfta kalan bir konu ama yine de burada soru olarak söyledik. Element renkli reklam panolarının aydınlatmasında kullanılır. Doğru. Klor elementi içme sular dezenfeksiyonunda kullanılır. Flor elementi diş macununda. Oksijen elementi dalgıç tüplerinin doldurulmasında kullanılır. Adana olacaktı cevabımız. Burada şunu zaten biliyoruz. Çok kullanılan bir şey. Değil mi? Diş macunu yapımında. Klor da yine dezenfeksiyonda havuzların dezenfekte edilmesinde kullanılır. Oksijen elementi dalgıç tüplerinin doldurulmasına kullanılır ki dalgıçlar indikleri zaman oksijen tüpüyle faydalansınlar. Helyum genellikle bu ampullerin içerisinde yani akkor değil de öbür floresanlarda kullanılan bir durumdur. Panoların aydınlatmasında normal bildiğimiz ampul kullanılabilir, kullanılmayabilir. LED lambaları falan vardır. Biraz daha dikkatli bir soru olabilir ama aslında Adana'da doğru cevap diyebilirdik. Yani burada cevap yok diyebiliriz aslında. Çünkü yeni çıkan reklam panolarında aydınlatmada kullanılıyor. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron dağılımı bir soygazınkine benzemez? Bir soygazınkine benzemez. Numarası 10. Numarası 10. Artı bir numarası 18. Bunun numarası 18. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron dağılımı bir soygazınkine benzemez? Bunların arkadaşlar benzemez demiş ama florun numarası eksi 1, burası 10, artı 2, 10, klor burası artı 1 olduğuna göre bu soru yanlış bir kere zaten. Hani burası 16 olması lazım. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Çünkü Ceyhan'ı dalga dalga açarsak 2, 8, 6 bunun iyon dağılımı 6A grubuna 6A grubu olarak adlandırılmaktadır ama soruyu sormak için sorulmuş. Aşağıdaki verilen element atomlarından hangisi kararlı halde bulunur? Soygazlar kararlı halde bulunur. Hidrojen 1A grubudur. 2825 5A grubudur. 281 1A grubudur. Helyum 1. periyot 2A grubu. 1. periyot yörüngesi olduğu için 8A grubudur. Bunu da bilmiş olalım. Yukarıdaki periyodik cetvel kesitinde yerleri belirtilen elementlerle ilgili hangisi yanlıştır? Magnezyum elementi 2 elektron vererek kararlı hale gelebilir. 282, evet. Alüminyum tel ve lev haline getirilebilir. Metal oldukları için getirilebilir. Çünkü burası yarı metal, yarı metal, yarı metal dayanıyordu. Flor elementi elektron alarak helyum elementinin elektron dağılımına ulaşır. Flor elektron ne yapacak? Alacak. Bir tane alırsa neona benzer arkadaşlar. Değil mi? Helyuma benzemez. Yanlış. Helyum elementinin değerli elektron sayısı 2'dir. Doğrudur. Soygazdır. Ama özel bir soygazdır. Son yörüngesinde sadece 2 elektron vardır. Denizli doğrudur. Cevap C şıkkı. Yanlış seçenek diyoruz. Yukarıdaki elektron dağılımını yapmayı da hata yapacak hangisi düzeltmiştir? Şunu 8 yapacak. Değil mi? Ve şurası numarası 10. 2, 8 deyip şunu da atacak. Sakın ha oraya 1'i oraya koymayacak. İkinci katmana 8'e tamamlamadan üçüncü katmana elektron yerleştirmemeliydi. Tamam. Elektron sayısı yanlış hesaplanmış. Bence 14 olmalıydı. Bu zaten yanlış çalışmamış. Elektron dağılımı proton sayısına göre yapılmalıydı. Hayır. Elektron dağılımı adı üstünde. Buradaki elektrona göre yapılmalı. İlk katman dolmadan ikinci katmana elektron yerleştirmemeliydi. İlk katman dolmuş zaten. Doğru cevabımız Tolga. Zaten bakışlarından da doğru cevap verdiğini anlayabilirsiniz. Havuzlarda mikrop öldürücü olarak kullanılan klordur. Klorlama. Elektron dağılımı verilen taneciklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 elektronu var, 12 protonu var, nötrdür. Kararlı durumdadır, kararlı değildir. Bileşik oluştururken elektron verir. Metal olduğu için 2A grubu elektron verir. Magnezyum element atomudur. Magnezyumun atom numarası 12'dir, doğrudur. Dolayısıyla 2A grubu olduğu için kararlı değildir. Tel ve leva haline gelebilir. Isı ve elektrik akımını iyi iletir. X metal olacağı kesin. Nereye gidiyorsunuz? Soyu gaz olmaz. Metal olacağı kesin. Y kırılgan ve mattır. Z bileşik oluşturmaz. Z bileşik oluşturmazsa ne işin var burada? 8A grubuna koymamız lazım. 8A grubuna koymamız lazım Z'yi. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Fiziksel ve kimyasal değişim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi maddedeki değişimlerle ilgili yanlış bilgi vermiştir? Fiziksel değişimlerde maddenin sadece dış görünüşü değişir. Kimyasal değişimler sonucunda maddenin kimliği değişir. Fiziksel değişimlerde maddenin kimliği değişmez. Mumun erimesi kimyasal değişime örnektir. Mumun erimesi fiziksel değişime örnektir diyoruz. Uğradığım değişimlerle aşağıdaki maddelere dönüşüyorum. Su damlası hidrojen gazı ve oksijen gazına dönüşmüş, kimyasal elementlerine ayrılmış. Su damlası su buharına dönüşmüş, fiziksel. Değil mi? Kar tanesine, yani hal değişmiş. Bir kimyasal, fiziksel, fiziksel. Cevabımız bulduktan sonra işaretleme kalıyor. B seçeneği diyoruz. Fiziksel değişim, demirin paslanması mı? Buradan bir çık. Doğru, doğru. Kağıdın kesilmesi, bu da bir kere 1 ile 4'ü bir yer değiştirelim. Sütten yoğurt yapılması kimyasal, kömürün yanması kimyasal. 1 ile 4'ü yer değiştirmek yeterli olur. 1 ile 4'ü yer değiştirmek yeterli olur. Çaya çok şeker atmışım, içemedim. Dilmediğim elmalar kararmıştı. Yumurtayı pişirirken yaktım kimseye diyemedim. Hangileri kimyasal değişime örnek olarak verilebilir? Yavuz ve Tuna kimyasal değişime örnek verilebilir. Yazın ki fiziksel değişimdir diyoruz. Yavaş yavaş slaytımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burada asit bazlara geçmeyeceğiz ama burayı bitirelim. Yukarıdaki maddeler hangisinin verilen olay sonunda kimliği değişmemiştir? Haşlanarak yumurta katılaşmış, su ile ısıtılmış, kibrit yakılmış. Bu da kimyasal olsun. Sıcakta bekletildiğinde kokuyor. Kimyasal. Hangisi kimliği değişmemiştir? Kumun sadece su ile ıslatılması fiziksel değişime örnek veriyoruz. Yemek pişiyor, su kaynıyor, ekmek küfleniyor. Fiziksel. Mum yanıyor, bardak kırılıyor, gazete yırtılıyor, salondaki mum. Kimler değişik? Mutfakta yalnızca kimyasal değişim olmuştur. Hayır. Su kaynıyor. Bu da fiziksel. Değil mi? Kaynadı yani, hal değiştirdik. Mutfak kimyasal değişim. Salonda yalnız fiziksel değişim, mum yanmış. Nere olacak? Mutfakta salondakine göre fazla sayıda kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Mutfakta salondakine göre yok. Mutfakta iki tane kimyasal, bir tane fiziksel var. Değil mi? Burada bir tane kimyasal var, iki tane fiziksel var. Tamam. Mutfakta salondakine göre fazla sayıda kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Mutfakta iki tane kimyasal, burada bir tane kimyasal. Doğru. Salonda mutfaktakinden daha fazla sayıda kimyasal. Salonda bir tane kimyasal var. Yanlıştır. Cevap C seçeneğidir. Dikkat gerektiren, okuma hatası yapmamamız gereken bir soru. Selma sütten peynir yapmış. Sibel yoğurttan ayran yapmış. Yoğurttan ayran, bunu yapılabilir. Oktay suyu kaynatmış. Efe çaya şeker atıp karıştırmış. Kimliği değiştirmiştir? Yıldız olan, yani Selma kimliğini ne yapmış? Değiştirmiştir diyoruz. Fitil yanıyor, mum eriyor, metal bardak ısınıyor. Fitilin yanması. De yalnız orada mum eriyor da o da kaybolup gidiyor diye algı çıkabilir. Ona da dikkat buyuralım diyoruz. Su ısıtarak su buhar haline getiriyor. Bu fiziksel, burası da kimyasal. X fiziksel, Y kimyasaldır. X değişiminde oluşan madde suyun özelliğini göstermektedir. Evet. Çünkü fiziksel bir değişim eski özelliğini korur. Y değişiminde oluşan maddeler suyun özelliğini göstermezler. Doğru. Kimyasal değişimler suyun özelliğini göstermezler.
Son 3 sorumuz. Buradan da kimyasal tepkimeyle ilgili 3 soruyu da verelim. Sonra bir sonraki sorularımızı bir sonraki slaytımızda gösterelim. Kimyasal tepkimelerle ilgili tepkimeye giren maddeler kimlikleri değişir. Doğru. Tepkimeye giren atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Doğru. Tepkimeye giren maddelerin fiziksel özellikleri değişmez. Değişir. Yanlış. 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Kimyasal tepkimelerde hangisi olmaz? Gaz çıkışı, çökelek oluşumu, renk değişimi olurken kütlenin yok olma gibi bir durumu yok. Sadece kütle korunur. Başka bir maddenin kütlesine dönüşür diyeceğiz. Çok güzel, beğendiğim soru tipleri. Hangisi kimyasal değişim olmuştur? Maviler değişmiş. Evet, buradaki mavi mavi kahverengi kahverengiyle bitişikken kahverengi mavi bitişik olmuş. Burada sadece yerleri değişmiş. Burada da yerleri değişmiş. Burada da katıdan gazdan sıvıya ya da sıvıdan katıya geçme durumu var diyoruz. Yukarıdaki panoda bazı olaylar verilmiştir. Hangileri fiziksel, hangileri kimyasal? Gökkuşağı oluşumu yazmıştık, fiziksel. Yaprağın sararması yazmıştık, kimyasal. Naftalin sübleşmesi, hal değişimi, fiziksel. Demirin paslaması yazmıştık, kimyasal. Dolayısıyla yuvarlakla üçgen bir yerde, yuvarlakla üçgen bir yerde, yıldızla karede bir yerde olacak diyoruz. Denizli dedik. Evet, burada maviler var, kırmızılar var, mavi kırmızılar var. Kimyasal bir değişim. X değişimler önce kaptaki madde karışımdır. Yani iki tane madde karışım olmaz. X kimyasal bir değişimdir. X değişimi sonucu oluşan madde fiziksel yolla bileşenlerine ayrılabilir. Hiçbir fiziksel yollarla ne yapmaz? Bileşenlerine ayrılmazlar. 3 bir kere yanlış olacak. 1 ve 2 doğru diyoruz. X katı, Y katı, Z gaza dönüşmüş. Kapalı kapta gerçekleşen ve denklem yukarıdaki gibi olan tepkimeyle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğru değildir? X en az iki tür element içerir. Doğrudur, olabilir. Y ve Z'nin kütleleri toplam X'in kütlesinden fazladır. Bir kere X'in kütlesi Y ve Z'nin toplamı kadardır ya da toplamından daha fazladır. Y ve Z'nin kütleleri toplamı X'in kütlesinden fazla gibi şansımız yok. Girenler her zaman çok olacak ya da çıkanlarla girenler toplam kütle korunacağı için eşit olabilir. Çünkü girenlerde artan gaz meydana gelebilir ya da artan madde olabilir. Ne diyorsun hocam? Şunu diyoruz. X artı Y, Z artı T. Atomun sayısı ve cinsi korunacak, maddenin türü korunmayacak da bunların toplam kütlesi, bunların toplam kütlesine eşit olabilir. Bunlardan herhangi birinden artan olduğu için, tamam mı? Bunların toplam kütlesi, bunların toplam kütlesinden de büyük olabilir. Çünkü burada artan vardır da diyebiliriz yani sorularda. Tepkime denklemi karbon artı O2, karbon dioksit şeklindedir. Doğru. Kaptaki gazın kütlesi artar. Katı var, gaz var. Evet, buradaki katı gaz, burada tamamen gaz. Demek ki katının bir miktar gaz olmuş. Doğru. Kütleden değil, gazın kütlesinden bahsediyor. Aman ha, karıştırmayın. Kaptaki oksijen gazı azalır. Oksijen gazı azalır. Doğru. Hepsi mi doğru? Tepkime süresince kapta sıcaklık sabit kalmaz. Sürekli ısıtıldığı için kabın sıcaklığı ne olacak? Artacak diyoruz. Isı alıyor çünkü. Isı alan bir tepkimedir diyoruz. Ve son sorumuza geldik. Denklemde verilen kimyasal tepkimelerle ilgili hangisi yanlıştır? Nötrleşme tepkimesidir. Son olarak bu şekilde vermiş olalım. Asit baz, evet. Tepkimede asit ve bazın özellikleri değişmiştir. Doğru. Tepkime sonucu toplam kütle azalmıştır. Toplam kütle korunur. Tepkime sonucunda tuz ve su oluşmuştur. Tuz ve su oluşmuştur. Doğru. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki slaytta görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.